Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin hak ve adalet mücadelesinin bayraktarı, halkının içinde, halkıyla beraber yol yürüyen bir lider. Türkiye ve Türklüğe sevdalı bir dava adamı. Ben Türk'üm dediği için Yunanistan makamlarının zulmüne uğradı. O, Gümülcine Mahkemesi önündeki tarihi konuşmasıyla hafızalarımızda yer etti. O gün binlerce Batı Trakya Türküne hitap etmiş ve Yunan yargıçları kastederek "Bu akıllı adamlar içeride bizim ırkımızı inkar etmek istiyorlar. Bizim ırkımızı inkar edecek adam yok." diye haykırdı. 25 Ocak 1990 günü Gümülcine'de binler Sadık Ahmet'e destek için "Türküz, Türküz, Türküz" diye meydanları inletti. Şimdi gelin Yunanistan'ın inkar etmek için her türlü baskıyı yaptığı Batı Trakya Türk kimliğini uluslararası platformlara taşıyan büyük dava adamı Sadık Ahmet'i tanıyalım. Gümülcine doğumlu Sadık Ahmet, Ankara ve Selanik'te tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra vatanına döndü. Batı Trakya Türklerinin yüzyıllardır öz topraklarında yaşadığı sorunlar onu derinden yaralıyordu. O dönemde Batı Trakya Türkleri bugün olduğu gibi Yunanistan hükümetinin baskılarına maruz kalıyordu. Dilini, dinini ve kültürünü yaşamasına izin verilmiyordu. Üstelik Yunanistan Türkleri göçe zorlayıp Türk kimliğini bölgeden söküp çıkarmak istiyordu. Lozan Anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin sınırları dışında kalan Batı Trakya'daki Türkler tam anlamıyla öksüz kalmıştı. Sadık Ahmet 1985 yılında bu sorunları temel alarak büyük ses getiren bir imza kampanyası başlattı ve bu kapsamda 15 bine yakın imza topladı. Ancak bunu hazmedemeyen Yunanistan 1988'de Sadık Ahmet'i 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. 1989 yılında Batı Trakya Türklerinden milletvekili çıkan tek isim olan Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerine Türk denilmesi için verdiği mücadelede defalarca ölümle, hapis cezaları ve tehditlerle sınandı. Ömrünü Batı Trakya Türklerinin varoluş mücadelesine adayan Sadık Ahmet, Lozan Anlaşması'nın 73. yılı olan 24 Temmuz 1995'te şüpheli bir trafik kazasına kurban gitti. Aradan geçen yıllar Batı Trakya Türklerinin yaşadığı sorunları ortadan kaldırmadı. Ancak Batı Trakya Türk halkı Doktor Sadık Ahmet'in taşıdığı bayrağı daha ileriye götürme mücadelesinden bir adım bile geri atmadı. Sadık Ahmet öte dünyaya göçtü fakat mücadelesi halkına ve Türk dünyasının birliğine, insanlara miras kaldı. Onun şu sözleri halen kulaklarımızda çınlıyor. "Yalnızca Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa şunu tekrarlıyorum. Türk'üm ve öyle kalacağım."